su asıl beklenmesi gereken yani somut masadaki somut gündem maddeleri bu şekilde. Uzun bir toplantıya işaret etti Sayın Kulat. Siz toplantının adresinde şu anda Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndesiniz. Son toplantı 7-7,5 saat sürmüştü. Rekor o toplantıydı. Bugün adaylık şöyle kenardan köşeden konuşulsa bile onun dışında bu gündemlerle zaten zannediyorum 6-7 saati çok rahat alabilecek bir süre var. Sizin gözlemleriniz neler? Nasıl bir atmosfer gözlemliyorsunuz? Nasıl bir toplantı öngörüyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak tabii 10. kez kurulan bu altılı masa her şeyden önce toplumda da ciddi şekilde takip ediliyor. Yani öncelikli olarak Türkiye'de ilk defa muhalefetin iktidar olmaya yakın bir duruşu var. Bu toplumda yani aksini söyleyen medya kuruluşlarına rağmen bir heyecan oluşturmuş durumda, bir beklenti var. Şüphesiz 20 yıla yakındır aynı parti tarafından yönetilen bir ülkede ve aynı kişi diyebileceğimiz şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dönemlik cumhurbaşkanlığı uzun başbakanlık süreci doğal olarak dikkatleri Cumhurbaşkanı adayına çekmiş durumda. Sayın İbrahim Uslu ifade etti. Bugün doğal olarak Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ifade ettiği şekliyle elbette Cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme gelecek. Yani geçmişte hiç gelmedi diye ifade etmek çok doğru değil. Aday kim olsun üzerinden olmasa bile adayın nasıl birisi olması, ne zaman açıklanması vesaire bunlar şüphesiz o uzun toplantıları da gündeme gelmiştir. Süreç biraz daha şeffaflaşmaktadır, biraz daha yaklaşıyoruz çünkü finale. Doğal olarak daha çok prensipler üzerinden, açıklama takvimi üzerinden durulacak. Burada önemli bir noktayı belki İbrahim Bey söylemediği için ifade etmek isterim. Tabii hükümetin erken seçim meselesini son bir hafta içerisinde telaffuz ettiğini görüyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin yani biz işte iki seçim tarihine de hazırız gibi değerlendirmeleri. Burada ben Altılı Masa'nın bugün şöyle bir açıklamayı da ifade etmesini muhtemel görüyorum. Nedir o? İşte 6 Nisan'dan önceki bir tarihte olabilecek bir cumhur erken seçime destek vereceklerini daha önce ayrı ayrı ifade etti partiler. Bugün belki bir açıklama olarak, açıklamanın bir metni olarak bu bölümde yer alabilir. Net bir tavır ortaya koyacaklar gibi duruyor benim görüşmelerimde edindiğim intiba. Çünkü ona bağlı olarak da adayların durumu, Cumhurbaşkanı'nın durumu, Cumhurbaşkanı adayını açıklama süreci de doğal olarak değişmiş olacak. Çünkü Altılı Masa'nın bileşenleri, değerli genel başkanlar ısrarla bir şey söylediler. Dediler ki biz resmi takvim başlayınca, seçim takvimi başlayınca adayımızı açıklayacağız dediler. Onun başlaması da seçimin erken tarihte yapılması ya da zamanında yapılmasına göre doğal olarak değişecek. Eğer bir 6 Nisan öncesi bir tarih belirlenecekse bunun içinde 2 ay geriye dönük bir açıklama olacaktır. Dolayısıyla aday belirleme süreci, açıklama süreci muhtemelen daha erken olacaktır. Eğer zamanında olmasına göre de bir durum geliştirilecekse ki altılı masa erken olan olmayan bir seçime yani 6 Nisan'dan sonraki bir erken seçime bugün eğer bu yönde bir açıklama yaparlarsa destek vermeyeceğini söyleyecek. O zaman bir ihtimal kalıyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu feshetmesi gündeme gelebilir. O zaman adaylık meselesi, yani ciddi tartışmalar gündeme gelir. Çok şu anda bu programın içerisinde o detaylara girmek istemiyorum ama pek çok kere tartıştık. Dolayısıyla ben biraz bunların da konuşulacağı kanaatindeyim. Bir ara soru Sayın Kulat. Peki başörtüsünü anayasal güvence konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koyduğu teklif. Altılı Masa'dan bir ortak manevra, ortak cevap bekliyor musunuz bugün? Bu olabilir. Yani şöyle orada bir iki itiraz noktası var. Çünkü sadece başörtüsüne yönelik bir taleple Cumhuriyet Halk Partisi getirmişti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu yönde bir açıklama yapmıştı ama iktidar bunu birazcık daha farklı bir yere doğru taşıdı biliyorsunuz kanun teklifini verirken. Ancak anayasa teklifini tabii anayasa değişiklik teklifini verirken eğer bu yönde bir kısım düzenlemeleri kabul etmeleri durumunda ortak bir açık destek vereceklerini ifade edecekler. Böylece hükümetin konuyu anayasa değişikliğini referanduma götürme ihtimali de kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Bunu açıklayabilirler bugün büyük bir ihtimalle. Yine
Ankara'nın göbeğinde çok vahşi bir cinayet işlendi malum. Merhum Sinan Ateş, Ülkü Ocakları eski genel başkanına yönelik. Tabii bu bir şahsa yönelik yapılan bir hadise olmanın ötesinde yapıldığı yer itibarıyla ve bir kısım siyasilerin bununla anılması gibi boyutları itibarıyla bugün en azından dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu yayınlandı biliyorsunuz. Bir video üzerinden sosyal medya açıklaması yaptı. Doğru. Dolayısıyla bu konuyla da ilgili bir değerlendirmeyi bugün yapmalarını muhtemel görüyorum. Çünkü bu herkesi aynı düzeyde rahatsız eden bir konudur ve bir can güvenliği meselesidir. Hadise Türkiye'nin herhangi bir kenar köşe yerinde değil, Ankara'nın göbeğinde. Sağınıza solunuza baktığınızda hep bir milletvekiline, bir belki bir bakana rastlayabileceğiniz çok bilindik bir noktaya, pek çok siyasi partinin genel merkezine son derece yakın bir noktada cereyan etmiştir. Bütün bunlar dikkate alınarak bir açıklamada bunun da olmasını muhtemel görüyorum. Tabii burada adayların, yani Cumhurbaşkanı adayı meselesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı olan kişinin dışındaki altılı masanın diğer bileşenlerinin konumları da önümüzdeki sürecin önemli bir belirleyicisi olacak. Yani adayı açıklarken tabii yardımcıları ya da kabinenin bir kısmı da belki burada gündeme gelecek ama bunun ben de Sayın Uslu'nun ifade ettiği şekliyle bir isimlendirme şekline dönüşmeyeceği kanaatindeyim. Bunun için daha biraz daha erken olduğu kanaatindeyim. Sürecin göründüğü boyutuyla dışarıda kamuoyunda oluşan boyutuyla bir dağınık görüntü çizme boyutunu aşan bir kararlılığı ortaya koyacağı kanaatindeyim. Çünkü bizim insanımız genel itibariyle, Sayın Uslu da bu konuda çok deneyimli bir araştırmacıdır aynı zamanda. Bu işin duayen isimlerinden birisidir. Dolayısıyla o da bilir, bizim seçmenimiz kararlı, net duruşları çok önemser. Yani böyle bir duruş olmalı. O kararlı duruşu bu masanın bileşenleri, parti liderleri elbette bireysel görüşmelerimizde gösterseler bile kamuoyunda çok böyle beraber değillermiş gibi, bazı pürüzler varmış gibi bir algı artık yavaş yavaş ortadan kalkmalı. Şüphesiz zor bir iş. Yani şüphesiz zor bir iş. 6 tane parti, işte 6 benzemezler vesaire diye ifade edildi. 3 boyutuyla iş yapıyorlar. Can Bey, hemen bununla bitiriyorum. Birincisi, yapılan çalışmalar, şu ana kadar yapılan çalışmalar, Türkiye'yi sağlıklı bir şekilde seçime götürmeye yönelik çalışmalar. İkincisi, sistem değişikliğine yönelik yapılan çalışmalar. Üçüncüsü, seçim güvenliği boyutuyla ortaya koydukları çalışmalar ve beraber seçimi kazanma çabası. Ama bunlar kadar da önemlisi, Cumhur İttifakı'ndan ayrıldıkları en önemli nokta burada başlıyor. Cumhur İttifakı'nda Türkiye bir parti yönetiyor, diğerleri dışarıdan destek veriyorlar. Burada birbiriyle farklı görüşlere sahip bu partilerin Türkiye'yi ortak yönetme iradesini ortaya koyacakları bir çalışmayı aynı anda yürütüyorlar. Sayın Uslu, erken seçim, Sayın Kulat yorumlarken izleyicilerimizin büyük bir bölümünün bu da dikkatini çekti. Adaylık denklemini ne derece değiştirir? Bu konuda da kapanış yorumlarınızla birlikte bir değerlendirme rica edelim. En çok 14 Mayıs konuşuluyor sizin de takip ettiğiniz üzere. Ama öncesinin 6 Nisan sonrasında muhalefetin buna kapıları kapatmış olması. Fakat yine de ısrarlı bir 14 Mayıs tarihiyle, yani bir Mayıs tarihiyle karşı karşıya kaldığımızda altılı masada neler değişir, ne etkilenir, bu merak ediliyor. Aslında bundan sonra çok fazla bir şey etkilenmez. Çünkü geriye bir tek mekanizma kaldı. Şimdi iktidar bu seçim kanunu 6 Nisan'a yetiştirmek için 2-2,5 yıl çaba harcadı. Şimdi orada ciddi bir mühendislik var. Dolayısıyla bu mühendisliği bir kenara atıp madem ısrar ediyorsunuz o zaman diyelim ki şeyde 30 Mart'ta seçim yapayım sizin hatırınız için demez. Dolayısıyla da 6 Nisan öncesindeki bir seçim şu an için mümkün görünmüyor. 6 Nisan sonrasında olacak. Şimdi 6 Nisan sonrasında olunca da hem İYİ Parti'nin hem HDP'nin hem CHP'nin aslında pozisyonu çok net. Onlar da böyle bir seçime destek vermeyeceklerini söylüyorlar. Bunu bir siyasal mühendislik olarak görüyorlar çünkü. Geriye tek seçenek kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kulat'ın da belirttiği gibi parlamentoyu feshetmesi. Fakat parlamentoyu feshettiğinde 90 gün sonra seçim oluyor. Yani dolayısıyla hani bugün
Sayın Cumhurbaşkanı diyelim ki yarın kalktı ve bir açıklama yaptı. Dedi ki parlamentoyu feshediyorum, seçimi ön almamızın işte şöyle şöyle faydalar olacak dedi ve gerekçesiyle birlikte feshetti. 90 gün. Şimdi 90 gün zaten her şey için yeterli. Masanın geriye çok fazla işi kalmadı. Ortak hükümet programı bitti. Geriye yol haritası var. Onun anonsu var. Ama zaten metin çıkmıştı. Büyük ölçüde çıktı. Zaten bu ay sonuna falan onu da bitirmeyi ve sunmayı düşünüyorlardı. Bir tek Cumhurbaşkanı adayını belirlemeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanı görüşmelerini birkaç hafta öne çekmek durumunda kalırlar. Onun dışında da şimdiden sonra Cumhurbaşkanı mesela bir öncekinde 2 ay içerisinde 65-70 gün arasında, 70 gün tam bile değildi, bir seçim yapıldı. Şimdi öyle değil. 90 gün, en az 90 gün olmak zorunda. Hatta 90 günden sonraki ilk pazar diyor. Dolayısıyla 93, 94, 95 neyse öyle bir güne denk gelecek. Onun için de her şeye yeterli vakit var. Başörtüsünde ortak bir tavır bekliyor musunuz Sayın Uslu? Ortak tavır göstermeleri gerekir. Yani eğer önümüzdeki seçimde iktidar olmak istiyorlarsa ortak bir tavır almaları gerekir. Benim gördüğüm İyi Parti dün mesela Meral Hanım aslında bugüne bir sinyal verdi. Dedi ki benim bu konuda net bir kararım yok. Aklım başka bir şey diyor, duygularım başka bir şey diyor. Dolayısıyla oturup müzakere edebiliriz dedi. Dün mesela bir karar açıklamış olsaydı, daha doğrusu çarşamba günü, o zaman şey yapacak bir şey kalmıyordu. Yani çünkü İyi Parti'nin bir kararı var. Ya onu kabul edeceksiniz ya da kendi yolunuza gideceksiniz. Şimdi müzakereye açık bir ortam sağladı Sayın Akşener. Artık onun üzerinde müzakere yapılabilir. Mutlaka yani karar ne olursa olsun ortak bir tavır almalılar. Aksi takdirde bu iktidara seçimde çok büyük bir koz, çok büyük bir kaldıraç vermek demek olur. Bu cemeye yazık. O yüzden bir konuda mutlaka uzlaşmalar ve ortak tutum almalar gerekir. Sayın Kulat, kısa bir kapanış yorumu rica edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı az önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mobil uygulama töreninde konuşmuş. Yarın seçim olacak gibi çalışıyoruz demiş. Buna dikkat etmek lazım diye de üzerine bastıra bastıra söylemiş. Tam olarak bir şey ifade eder mi? Sizin seçim tahmininiz hangi tarih? Yani ben seçimin zamanında olmasını kuvvetle muhtemel görüyorum. Eğer bugün altılı masada biz 6 Nisan'dan önceki bir tarihin dışında destek vermeyiz açıklaması yapılırsa. Değilse hükümet tartışmalardan kaçınabilmek adına, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem meselesi vesaireden kaçınmak adına 14 Nisan gibi bir tarihte ısrarcı olabilir. Ama muhalefet böyle bir net karar ortaya korsa böyle bir adım atılamaz. Peki. Sayın Uslu, Sayın Kulat çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, değerlendirmeleriniz için. Sıcağı sıcağına konuştuk efendim.